بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقرة سورة 174 آيات أستعيذ بالله اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Elbette Allah Teala kitaptan nazil kıyan nersesini yaşıradigan kişiler ve onu azgine pülge satadiganlar, almıştıradiganlar. O şeyler, özlerinin karınlarına ottan başkana seni yeme yaptılar. Kıyamet günü de Allah Teala onlarla gepleşmeydi ve onlarını günahlardan paklamaydı ve onlarına elemli azab vardır. Suyutiyet yaptılar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatını uzun içine alıdıyan, kitaptan bugün Allah-u Teala'nın çürüyen nesasını yaşırıdıyan kişiler, وَهُمُ الْيَهُودِ وَاُولَ الْيَهُودِيلَرْدُرْ وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا Ve onu Allah'ın kitabını, Allah'ın çürüyen ilimlerini dünyadan bugün az yine fülge satadiyanlar يَخُذُونَهُ بَدَلَهُ مِنْ سَفَلَتِهِمْ Yani uzlarının past, yani Yahudilerinin alimleri uzlarına nispeten past bugünler. Yani avamlarından şunun ivaziga al yaptırgan meseleleri. Az yine fülde maksat şu, adamlardan kele yaptırgan daramet, din pürüşlik, kitap pürüşlik, şeriat pürüşlik kılıyıp durgenlik için, dindi satıp Allah'ın kitabını satıp durgenlik için kılıyıp durgen derametleri tohtap kalmasını giden korkup tohtap kalışını giden korkup فَلَا يُذْهِرُونَهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمْ Şunu tohtap kalışını giden korkup hakkı izhar kımıyorlar. Haqda gapirishmaydi. Qur'onni ve Qur'on nazil qilingan Muhammad alayhisalomning haq ekanligini yashirishadi. Ulayka ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. O'shalar qorinlariga faqatgina o't yeyaptilar. Li'annaha ma'aluhum. Chunki jahannam o'ti ularning qaytadigan yeridir. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَضَبًا عَلَيْهِمْ Kıyamet günü de Allah da onlara gapirmeydi, onlara gazap kılıp. وَلَا يُزَكِّهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الزُّنُوبِ Ve onlarını günahlardan kirli giden paklamaydı. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُولِمٌ هُوَ النَّارِ Ve onlara alemli azablardır. Alem dediği azablardır. Ve o ottur, cehennemdir. Allah subhanehu ve teala mene bu ayette hem hakkını yaşadığı kişilerinin dünya ve ahirette kendi bedbeh buluşluğu, kendi har buluşluğu doğrusu da haber veriyor. Şimdi bu ayet ile neredeki ayetlerinde kendi alakası var. Yukarıdaki ayetlerde Allah Teala bütün insanlarını Allah çürüyen nesliğe ergeçlikke buyurdu. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Bütün insaniyet fakatkine Allah'ın kitabına ergeçlik gerek. Bu umumi mesele, ki hususi bir mesele kilitirdi. Helal yiyler dedi Allah Teala. Haramlerdi yemeyler dediler. Lekin insanlarda köle yapıs ki, insanlarda köpçülüğü Allah'ın kitabını terkiyen, Allah'ın dinini terkiyen. Ne mi üçün? Çünkü dindarmen diyen kişiler, alimmiz diyen kişiler, müllemiz, damlemiz, dini rehberlerimiz diyen insanlar hakkı yaşır yaptılar.
Haqqı yaşırganlık üçün insanlar bana şu halatge düşüyordu. Eğer onlar haqqı yaşırmagan dedi, insanlar, yani her bir insan aslında Allah'ı yaxşı görürdü. Allah'a nisbeten muhabbeti var. Ahli kitablarının hepsi peygamberlerdi yaxşı görürdü. Lekin onlarda damlaları, Yahudi bulsun, Nasrani bulsun, ya ki Müslüman bulsun, hain damlalar, hain mülleler, haqqı yaşırıp insanlara dinde büzüp gösterdi. Ularga aldanıp insanlar zalolatda, cehalatda yürüptü. Dünyada böyle yaptırırken bütün fesatlarına şu hain, kezzab, deccal, alimler sebepçi. Bütün fesat şuraya gelip toktaydı. Ve dünyada böyle yaptırırken bütün yaşlıklarına hem haqqı gapir yaptırırken, Kur'an-ı Hadis'ini mahkem işlerken alimler sebepçi. Şunun için Allah-u Teala Allah'ın çürüyen meselelerini, Allah'ın ilmini yaşırgan kişilerini, akıbetini kendi yaman buluşluğunu haber veriyor. Biz bunu evvela özümüzge nasihat alışlığımız gerek. Biz fakat yine haqqı gapiradigan kişilerden bulaylık. Haqqı yaşırmaylık, nime busa busun. İkinciden İslam alemini agahlantirelik. Ey mülleler, damlalar, Allah'tan korkuylar. Haqqı gapiriler, haqqı yaşırmaylar bütün meselelerle. Ondan keyin Yahud Nasraniler, bütün milletler, bütün kavimlerinin kattalarını agahlantirelik, bütün milletlerini agahlantirelik ki sizlerge hıyanet bo'lyapti. Hak yaşırılıyapti. Hak aytilmayapti sizlerge deb agahlantirishlik gerek. Ta ki bütün insaniyet bu cehaletten, zalalattan kutulsun. Bana Allah-u Teala kitaptan çürgen nesesini yaşadigan kişiler. Allah-u Teala tehditler gepiriyapti. İnnel lezine diyapti. Ular kitapta hemmesini yaşırmaydı. Minel kitabı kitaptan bazısını yaşırışadı. Yahudlar hem şunu deyik. Tavratta hemmesini yaşırganı yok. Bazılarını yaşırıştı. Nasraniler hem İncil'de hemmesini yaşırganı yok. Bazılarını yaşırdı. Biz içimizden çıkıp dururken Yahudi tabiat, Nasrani tabiat damlalar hem Kur'an'da hemmesini yaşırganı yok. Bazılarını yaşırganı. Şunlar da yaptı Allah-u Teala. Oca kitaptan nazıl kıyan nesalarının kitaptan nazıl kıyan nesalarını Allah-u Teala yaşırdıgan kişiler. Yaşır yaptılar bunlar. İmam-ı Suyuti Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatı de yaptı. Yukarıda köp geldi. Umumi kılıp ayet etkendik Allah'ın çürüyen ilimlerini yaşır yaptılar diyemiz. Hususi meseleye kirganımızda Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatını yaşır yaptılar Yahud Nasraniler. Tevrat İncil'de barıdı. Ve racimde yaşır yaptılar. Racim barıdı. Hicabda yaşır yaptılar. Hicab farzular dayan. Namaz. Yani biz kendi okuyup dururken mesela şimdi okuluşluk gerek. Bunu yaşır işi yaptı. Bana bizi Kur'an'da yan namaz okuyla diyen tafsiratı kemegen ki o. Tevrat İncil'de yaşır yaptı. Namaz okuyla diyen tafsiratı kemegen hadislerdeki yan. Bunu damlaları yaşır yaptı. Arak haram, yaşır yaptı damlaları. Domuzlu göçü haram, yaşır yaptı damlaları. Adam öldürüşlük haram, peki damlaları yaşır yaptı. Susuyla kirediğe misal kör. Fakat yine Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatımız. Lekin daim et yapız müfessirler bir misal getirişedi. Çünkü hoşçakalın. Biz bir valor indigen bahsettik. Ulardı yaşır yani fakat yine Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatımız. Yani aynı nesneler bizde hem yaşırılıyordu. Müslümanlar ne kadar namaz gibi yapar var? Kançadan kança müllerler var? Hiçbirisi yok ki intaba kuval orasın diyordu. Namaz doğrusu kim katlara yapırsa ular Vahabi ular diyordu. Arak doğrusu da, hicapsızlık doğrusu da çünkü biz içimizden çıkan sahte, hain müllerler ne doğru fetva verişip hakta yaşırılıyordu için Müslümanlar da halatı bana şükür geldi. Alimler sebep çünkü. Yalgan fatvaları bile. Allah etti ki onlar hakkı yaşırışadı. Ve yaşdaru nebihi semenen qalira. Az yine pülge elmeştirişadı. Bu bilen az yine pülü satvalışadı. Sat yaptı karin. Allah'ın kitabını sat yaptı. Dindi sat yaptı. Allah'ın ahkamlarını sat yaptı. İvazıge az yine pülü alıyordu. Yahud Nasraniler uzlarını adamlarını eldeşip uzlarını kavimlerini eldeb, her hıl yollardan dünya hasıl kılıçarıdır. Hazırım şundik.
ahl yollarda insanlar da aldab, dünya hasıl kılışı yaptı. Eğer onlar Muhammed Aleyhisselam'ın haklılığını itiraf kılışsa, hak Muhammed Aleyhisselam ise şunlar hemen tohtaydı. Onlar ya kimi kaladı? Onlar rehber bu mi kaladı? Onlar Muhammed Aleyhisselam yer yaşlılık gerek. Ana genelde yaşayamaya kaladı. Allah aitken de yaşayışlık gerek. Şunu halama geldiği için Muhammed Aleyhisselam'a karşı yaptılar. Ve adamlar ki onlar yer geçmeye koyardı. Muhammed Aleyhisselam yer geçerdi. Şu sahte şöhret, sahte abru ve bana bu kereyip duruyen haram mallarda yüzüden, sebebiden hakta yaşırı yaptılar. Yahud Nasrani bütün kafir müşriklerinin rehberleri, damlalarının haleti şu. Şimdi biz içimizden çıkan hain, sahtekar, alimlerimiz, damlalarımızdan şunluyuk. Bunlar hem haktını mı yaşırı yaptı, işte dünyavi menfaat yaptı. Haktı gelirse tohtap kaladı bunlar. Adamlar bunlara tüyün vermeye koyardı. Bunlara pul kıstırmaya koyardı. Bu mağlut yukarıp gitse, kırık yukarıp gitse, yetti yukarıp gitse, bu marasımların hemmesi yukarıp gitse, bu damlalar açıdan ölmedi mi ki? Bunlara kim davet kıladı? Adamlar pul kıstırmaya koysa bunlara. Avruları ketip kasa, şöhretleri ketip kasa, mensepleri ketip kasa ne buladı? Dünyavi menfaat için hani dindi satı yaptılar. Olmasa hemen yaşı bilir. Ötken hayatlarda köp geldi ki. Hemen haktı bilirdi. Biz zamanımızda hani hicabdı yok diye yaptırken alim bendik gözünge körünü yaptırken hain alimler. Cihattı yok diye inkar kılı yaptırkenler. Resmi idarelerde namaz okuması bulurdu diye yaptırkenler. Musikanı halal diye yaptırkenler. Küfür bayramlarını bulurdu diye yaptırkenler. Uzları çıkıp başta tebrikler bir yaptırgenler. Bunlar hepsi haklı yaşarı yaptı. Bilip durup yaşarı şey yaptı. Ve dünyavi şöhret için, abro için, dünyavi mal için dinli satı yaptılar. Din pürüşüyorlar. Şunlar da hepsinin hükmü ne? Ne buladı şimdi bunlar? Ah kafirlerden bulsun, ah biz içimizden çıkan hainler bulsun. Ulaike mâ ye'kulûne fî butûnihim illennâr. Ular karınlarındaki ottan başka ne seni yeme yaptılar. Ular ot iyi yaptılar. Ot. Yani alav. Alav iyi yaptılar. Ot iyi yaptı. Bunu Allah Teala ayeti yaptı mı? Demek ki biz şunu da düşünüşlüğümüz gerek. Bunun iki de tafsiri var. Biri, şu dünyada iyi yaptırken yani ot iyi yaptılar. İkincisi, ular şunu da neseler iyi yaptı ki, o yiyen neseleri ularını cehennemde alıp baradı. Cehennemde barışıya sebepçi buladı. Şunun için ot iyi yaptı ular. Cehennemde otunu iyi yaptı. Değildi. İkiler tefsirem doğru. Peki Allah Teala hani kelamını zahara şunu gösterdi yaptı ki ular iyi yaptırken esas ot. Yani Allah ki şengen adam bunu tevhül kımasından, iyi yapıyakta durmasından şunu da çürüslük gerek. Yani şu iyi yaptırken adli nesalarımız hakikaten otke eğlenişe mümkün. Ya ki ot tek zarar verişeye mümkün, ya ki cehennemge sebep buluşeye mümkün. Yani görüyoruz ki bazen bir adli nesan iyisiz, katlık kesilip kalasın. Hatta bazen ameliyat kılınadı, kesiladı. Neçik günler bazen neçik aile bir atarsız, bu nesan iyi kendine git sebepeden. Adli nesan yediğin olmasın. Şunun diye ki yaptırırken nesanızı uzaya mut buluşu mümkün. Şimdi ayetini zahırına alırken bu sek, kaysi bir insan otlu yiydi. Yanıp dururken otlu, alavda alıp kim yiydi? İnsan yemeydi bunu. İnsan deyip, hani akıllıydı mı yaptı? Akıllıydı da koyun, bir cinliye görsatıp, otlu görsatıp, şunu yiyedin, sizi getirdi, cinli mi sen deyip? Gır cinli. Çünkü demiş, otlu yiye gönlü, siz getirdi, cinli mi sen deyip? Eğer senin cinli mi sen, biz kimimiz deyip? Biz uzunumuzu cinli de bir objekteydi. Hani? Aklı var insanı koyun, insan, hatta cinliye ot diyemeydi. Şimdi bu hain alimler, Allah'ta etkenliğe göre ot diyemeydi mi? Demek bunlar cinli çelikmez bunlar. Mecnunlar embedler. Hatta küfürge düşerdi bunlar, küfürge. Küfürge var adıgenlerse. Bunlarda zara kadar akıl bulsa bu hıyanat tıkmasıydı bunlar. Erzemegen dünya için Allah'ın dinini, kitabını satmasıydı.
Endi ozgina pul desak, ular aytmasinki, yo'q, bizga katta daromadlar keladi. Demasin. Ozgina pul deyilganda dunyo va uning ichidagi hammasi tushuniladi. Bütün dünyanı verse, dünyadaki nâsalada hamasını verse, tarazının bir pallasıya koysayız, Kur'an'daki bir ayette bir pallasıya koysayız, ayet ahir kenarı. Şeriyetteki bir meselenin bir ilimli tarazını başka pallasıya koysayız, o ilim ahir kenarı. Şer'i ilimlerde mukabili de, dünya ve onun içindeki nâsalar hamasi, onu on beraber yem hiç nâsalmaz. Hamasi az. Ve azdan maksat 2 dolar, 3 dolar mez. 10 bin dolar da sağlığı oraya yerde gelmez bu. Dünya matası hepsi az yinedir. Erzime gelene sanıdır, otu yaptılar. Ateşi yaptılar. Harunlarını otla tuldur yaptılar. Ve ötken kitaplarda okudular biz. Kıyamet günü de ulanı karnını teşkerisinden içkerideki otlar körülüp duradı. Karnının içindeki otlar teşkerinden körülüp duradı. İçi karnı tola cehennem otu bulardı. Dünya ahiret tozlarını çünkeni rasva kılıyordu. Cehennemde kattığı pişeyman buluşardı. Dağıt feryat kıladı. Kan yığılırdı, faydası yok. Akıllı insan daro tavba kısın. Hiç kendi hükümetten korkmasın. Hiç kendi siyasetten korkmasın. Hiç kendi padişahdan korkmasın. Fakat yine Allah'tan korksun. Eğer Allah yeşense. Hükümetlerden, padişahlardan korkup hakkı yaşırsa, bunda onun halatı bana bu oluyordu. O diyordu. Dünya ahirette rasva oluyordu. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ Kıyamette Allah Teala onlara yapırmaydı. Bunun hem iki de tefsiri var. Bunu hiç yapırmaydı. Kattı gazap kıyan, şünçeli bir nefret kıyan ki hiç yapırmaydı Allah Teala. Dünyada mahluk bugün dedi sizden gepleşmeye koysa kançalı ezilesiz. Şimdi Rabbul Alemin sizden gepleşmese nihayet hakette musibet. İşiniz bitti sizden. İkinci tafsiri şu ki Allah-u Teala onlara gepirmeydi diken de yumuşak, şirin, yakşı yaptı gepirmeydi. Peki katlı geplerdi gepiradı. Fesuhkan li ashabis sa'ir. Cehennem ahli yok olsun. Lanet busun. Allah'ın gazabı busun. İhsa'u. Avazlarınızı uçuruyorlar. Degan gaplar bo'ladi, deydi ba'zilar. Ikkala tafsir ham to'g'ri. Alloh taolo haqiqatan ham gapirsa ham juda qattiq muomala qilib, g'azab bilan gapiradi. Alloh saqlasin. Yaxshi gaplarni gapirmaydi. Lekin Alloh taolo rozi qilsiz, albatta dunyoda ba'zi imtihonlar bo'ladi, lekin Alloh taolo sizdan nihoyatda go'zal bir shaklda gaplashadi. Va la yuzakkihim ularni poklamaydi Alloh taolo, gunohlarini kechirmaydi. Günahlardan paklamaydı. Günahları nihayette köp. Fakat özlerinin günahı emas. İnsanlarda günahı yiyen var bunların üstünde. Başkalar diyen günah kılışıya sebepçi böyle yaptı ki o. Günahları giyil açıp böyle yaptı ki bunlar. Bunların üstünde milyonlarca insanlarda günahları var. Şu günahlar menket ediyorlar. Ve onlar ki alemli azap vardır. Nihayette katlık ağır tabi yani. Hattı azab biredigen azablar var. Ve alem kıladı onlara. Biz haktı bilip durup, uzumuzga uzumuz zulüm kıldığı. Şu cehennemde bilip durup, Allah'ın gazabını, lanetini bilip durup, arzımegen dünya için cehennemdeki ebedi azabı satıp aldığı gelip, manen izilip, alem kılıp, harlanışadı cehennemde. 175. ayet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ O şeyler zelaletini hidayetki elmeştirgen zelalet edeşlikini doğru yönünün ivaziye satıp algen kişilerdir. Ve azabını mağfiretinin yönüne satıp algen kişilerdir. Ular cehennem otuya kendi hem sabırlı buldular. Suyutiyat yaptılar. Ulaykellezine eşteravud dalalete bil huda ehazuha bedelahu fid dünya. O şeyler dünyada hidayetinin önüne zalaletini algenler, almıştırgenler, satıp algenlerdir.
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ الْمُعَدَّةَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَوْ لَمْ يَكْتُمُوا Eğer haklı yaşanmayanları dedi, ahirette onlar için tayinlenen mağfirat barıdı, Allah'ın keçirişliği barıdı, şunu onun için azab satı aldılar. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Onlar cehennem mutluluğa kendi hem sabırlı buldu. Ey, مَا أَشَدَّ صَبْرُهُمْ Onların sabrı kançaya müstahkem eken. Kançayı müstahkem buldu. وَهُوَ تَعَجُّبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ اِرْتِكَابِهِمْ مُجِبَاتِهَا Bu indi mumullerine teaccüb buluyordu ki, şu cehennemde, cehennemde vacib kıladigan nesnelerini irtikab kılıçlıklarına. Cehennemde alıp baradigan amellerde kılıçlığa teaccüb buluyordu. Min gayri mübaletin hiç bavakımasından günahları kılıyordu. Ve illa fe eyyü sabrinlerim. Bu mesela, onlar da kendi sabrı buladı ki, cehennemde azabı yakandı içi değildi onlar, çıdaşan mıydı ki? Yani Allah Teala bir yerde, kançayan sabırlıyken bunlar, dişliği teaccüb. Yani kendi kılıpsa hiç korkmazdan, hiç oylanmazdan günahları kılıyordular. Demek sabır kılarken sınırlar da sınırlar cehennem geldi. Yani inkar kılınıyordu, öyle sabır kılarmıyorsunlar. Bunu yıkılmıyorlardı. Hakkı yaşayanlarını Allah Teala bana yine, ularının haletleri, hakikatleri doğrusu haber veriyordu. Bu şeyler hidayetinin evazlığına zararatı satıp aldılar. Hidayeti verdi, Allah hemmeye hidayet veriyordu. Ulan hidayeti terk kılıçtı da zararatı satıp alıştı. Almıştırıcı geldi. Hidayeti verip zararatı alışıyordu. Fema rabihat ticaretuhum. Allah Teala Kur'an'da başlayıp ulan ticareti fayda vermez, zarar kılıyorlar. Gözel mübarek nesneni verip, necasatı satıp alışıyordu. Cirkent ne sana satıp alışıyordu. Kur'an-ı hadisteki teşkikleri, Kur'an-ı hadisteki zıdvoyan hemen hala düşünüyor. Kays kafir olsa olsun, kays müslüman olsa olsun, Kur'an-ı hadiste terk edip onu başka insan aldı mı, o hidayette bir zararlattı satıp alıyordu. Ve eğer onlar şu hidayette mahkeme şeyenleri değildi. Doğru insan günahkar, aciz. Bazı günah kemtiyle sadır buladı. Peki Allah Teala onları keçirer dedi. Ve Kur'an-ı hadis düşeyen deydi. Allah'ın kitabını mahkem işleyen deydi. Allah keçirerdi onları günahlarını, kemtirilerini. Peki onlar Allah'ın mağfiretini terk kılıştı. Bizi Allah'ın keçirişi kereyemezdi. Tırıda diyor Allah keçirsin. Estağfirullah diyor adı tırıda. Lekin hakikatte kalbi de onlara mağfiret kereyemez. Mağfiret de onların azabı satmamıştı. Kıyamette indi Allah Teala onları keçirmedi, belki azap verirdi. Bilişerdi onu. Azap buluşunu bilişerdi yiyordu ki, berber yine şu yolda devam etişiyorlardı. Allah deyordu ki, cehennem otu yavular kançeriyem sabırlıyken. Kançeriyem sabırlı buldu. Ne asbara teaccüb fiili bilesler, sarf kitaplarda okudularız. Kançeri hem sabırlı buldu bunlar. Zahiri tefsiri şu ki, bu insanlar cehennemde çıkanlar ki cehennemde otu da her taraftan ot, her taraftan her hıl azaplar, azapla şey yaptı, pinyanı şey yaptı, mecbur sabırlı şey yaptı. Başka ayette Allah Teala dedi, Tur suratı, اسبروا ام لا تسبروا سواء عليكم. Sabır kılıyla ya sabır kılmayın sizlerle beraber. انما تجزون ما كنتم تعملون. Sizler amel kıyan meselesine ceza veriliyor sizler, halas. Hattı kazanlanırdı. Sabır kılar mıydı? Sabır yok. Şimdi Allah saklasın. Yazının en ıssık günleri de bazen cüde ıssık bir halet geçip kalırsınız. Kanca bir takat bulasınız. Sabırsız bulasınız. Dünyaya sığınır gitersiniz. Neme bu sabırsın bir müzdeyiz halkın bir yer tapsan, müzdeyiz bir su tapsan diyorsunuz. Dünyada gibi bu ıssıkta çidenmeyesiniz. Kanca kıyla yaptı. Yani cehennemde kim mi buladı? Yani? Tağlar diye toradırken derslerin ot dişide kalışlayın. Her tarafından ot. Fakat yine otmaz ki o. Yani üstüye kanca azaplar var. Kaynayan yiringler, tütün, sassızlık, çoğudan boyayan ilmaklar, kayçılar, kamçılar, tokmaklar, çayanlar, ilanlar. Azapta hemen türü var. Ölüp kutulgis geliyip ölenmeyip. Mecbursa sabır kırıştık. Şunu da hatırladı. Mütçe sabırlıyken, sınar sınar. Sabırlıyken, sınara, neydi?
Yani harlanadı bunlar. Yani o da azaplanıyor turgen bu siz, bir adam geliyor sizi maskara kısa, yani battar bulası yani. Cehennemdekiler hem şundaki. Yani maskara kılını yapıyorlar. Cehaya sabırlayken sizler o. Çide yapsınlar da şimdi azaplanıyor. Çünkü dünyada ular maskara kılıyor da dindi. Bana hicab yok diye yaptırırken hain damlalar. Hicab uğrayken ayarlarda mesele akımı yaptı mı? Cihad inkar kıyken alimler, mücahitlerde mesele akımı yaptı mı? Namaz okuyken yiğitlerde mesele akımı yaptı mı uğrar? Sakal koyken yiğitlerde mesele akımı yaptı mı? Mesele akılı şey yaptı ki. Dinge amel kıyanlarda mesele akılı yaptı ki uğrar. Uladı yoludan gitmeyenler, haklı yapırgenlerde mesele akılı şey yaptı oldu. Haklı yapırken alimlerde mesele akılı şey yaptı oldu. Ve razı buluş yaptırıyordular. Mezaklı bir şey yaptırıyordu uzlar için. Dindi satıp, din bürçlü kılıp. Şimdi bana cehennemde görevimiz. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَنَّرِ Cehennemde bulabilince yani sabırlıyım oluşturdular. Mezaklı sabır kılıyapsılar mı şimdi? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَوْحَكُونَ Bugün kıyamet günde mumurlar kafirler üstten kürüşedir. Sizler hak diye bir şey yaşayıp, hakka karşı fatvalarda birerdileriz. Ne böyle yaptığında haletleriz? Hani hükümetleriz? Hani padişahlarız? Hani siyasetleriz? Hani cemaatlarız? Hani tarafdarlarız? Hani pülleriz? Hani avrularız? Hani mensepleriz? Sabır kılıçlar. Bu bitti tafsiri, yine bir tafsiri. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَنَّرْ Nime ulardı cehennemge sabırlı yıkıldır. Nime ulardı cehennemge sabırlı yıkıldır. Nime ki cehennemde satı oluşuyla sabır kılıyordular. Nime ki bu günahta turuktular. Diye manasıyla. Terkimiyorsunlar mı? Çıkmıyorsunlar mı bunlar? Nime ki turuksunlar? Taşıyorlar, çıkıyorlar, akıl yok mu sınırda? Hiç Allah'tan korkmuyorsunlar mı? Üçüncü tafsiri, sizler bu günahlarda kendi yıkılıyorsunlar. Bu günahlar cehennemde alıp baradı ki Cehennemde alıp baradığın günahlarla kendi sabır kılıp yaşayabilirsinizler. Eğer imanlarınız olsa, zerre kadar işenseleriz. Yani mu'minlere nispeten siz değil Müslümanlar. Kendi kılıp bu günahlarda türüpsinizler. Dinde büzüşlük, dinde hakkı yaşırışlık, ne doğru fatvalar verişlik ve onlara yedigeçlik, onlara hizmet kılışlık, dinge düşman bugün hükümetlerle, siyasetlerle, cemaatlerle, parçalarla, rehberlerle itaat kılışlık, Bu günahları gelmeye gel, sabır kılıyapsınlar. Bu günahlar sizlere cehennemde alıp baradık o. Diğer manası geçirse, Yahud Nasraniler getirmiş ki, ey Yahud Nasraniler, sizler Allah'a kişenmeyesinler mi? Kişenişedir. Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam kişenmeyesinler mi? Kişenişedir. Kişenseleriz, bilseleriz. Demek ki uzlarızı cehennemde alıp baradık o yollarda sabır kılıyapsınlar. Türk sürer. Bunlar hem tekişli. Cehennem yoludaki hem de tekişli. Ah Müslümanlığı davaksın, ah kımasın. 176. ayet. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ O şey, Allah Teala kitabını hak bile nazıl kıyanlığının sebebidendir. Ve kitap hakkında ihtilaf kıyan kişiler elbette uzak cencevdedirler. Suyuti'nin tefsiri ذَلِكَ الَّذ۪ي ذُكِرَ مِنْ اَكْلِهِمَ النَّارَ وَمَا بَعْدَهُ O şey, yani onlar cehennemde odunu işi yaptı ve ondan ki zikir ilinyen nesiler hamlesi بِأَنَّ Yani bir sebebi Şunu sebebiden ki اَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ Allah Teala kitabını hakla nazıl kıldı. مُتَعْلِقُ بِنَزَّلَ بِالْحَقِّ جَرْمَجْرُ نَزَّلَيْهِ مُتَعْلِقُ فَاَخْتَلَفُ ف۪يهِ Ve onu doğrusundaki ihtilaf kılıçtı. Şu kitap doğrusunda. اَمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ بِكَتْمِهِ Allah'ın kitabını bazıya iman kildirişti ve bazıya kafir buluştu yaşarışlık bilen. Hani? Haklı yaşayışta küfür diye yaptılar. Ötken ayetlerinde kimdi ki? اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ
Kitabda bazı iman getirirler, bazı kafir bularlar mı dedi ki Allah Ta'ala. Hakta yaşayanlar bana küfürge çürü yaptılar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُ فِي الْكِتَابِ بِذَٰلِكَ وَهُمُ الْيَهُودِ وَقِيلَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْقُرْآنِ Kitap doğrusu ihtilaf kıyan kişiler, şu nesalarlar, bunlar Yahudilerdir. Bazı müfasırlar tarafına atıldı ki müşriklerdir. Kur'an doğrusu ihtilaf kılışı yaptı. حَيْسُ قَالَ بَعْضُهُمْ شِعْرٌ وَبَعْضُهُمْ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَنَةٌ Müşrikler dedi ki Kur'an'dı, bazıları şehir dedi Kur'an doğrusu. Bazıları sihirdi işte, cadügerlik. Ve bazıları dedi ki kahinlik, falçılık işte. لَفِي شِقَاقٍ خِلَافٍ بَعِيدٍ عَلِ الْحَقِّ Ular haktan uzak bölgen hılafta cencerdedirler. Yukarıda cüde ağır cezalar zikir kılındı. Cüde ağır yaptılar. Zerre kadar imanı bölgen adam bu ayetlerde işitkenden keyin endi haqqi yashirishligi mumkin emas. Haqqi gapirishlik kerak. Haqqa xizmat qilishlik kerak. Alloh aytibdiki, o'sha zalika yuqorida zikr qilingan qattiq jazolar, qattiq tahdidlar, yomon oqibatlar Alloh taolo bu kitobni haq bilan nozil qilganligini sababidandir. Chunki bu haq kitobidir. Allohning kitobi edi. Alloh nozil qiladi. Sizler Allah'ın kitabına hıyanat kılıyorsunuz. Sizler bir de Müslüman'a, iki de Müslüman'a, on de Müslüman, milyon de Müslüman'a hıyanat kılıyorsunuz. Fakat yine onlara zulüm kılıyorsunuz, aziyet vermiyorsunuz. Allah'a hıyanat kılıyorsunuz. Allah'ın kitabını büzüyorsunuz. Allah'ın kanununu paymal kılıyorsunuz. Şunun için şunçeli katkı ceza veriliyor. Şimdi kitap sorusu da ıhtılap barakem mi? Biz bilen kafirler dört deste ihtilaf var. Yahudiler, müşrikler, kemunistler, demokratler. Biz bilen Kur'an doğrusu ihtilaf kılışalı. Bu bir ihtilaf. İkincisi özümüz içimizde ihtilaf. Bidiyetçiler. Kur'an hadisi terk kılıp. Müslüman ve dediği kafirlerine mail boyanlar. Ular. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُ فِي الْكِتَابِ Hakikaten kitap doğrusu ihtilaf kıyarlar diyebdi Allah-u Teala. Kim ki ihtilaf kısa? La fi şiqaqin ba'id. Ular uzak cencelde dururlar. Allah-u Teala ikide takidden getirir. Başında inne takidi ki la fi deyi lam takid geliyor. Hakikaten bunlar elbette uzak cencelde tartışmada dururlar. Ba'id ikide manası var. Hak'tan uzak bu yani. Ularda tartışmaları hemen haktan uzak. Yani sizler tahsillenmeyirler. Yahud nesaniler bizi ihtilaf kısa, cencel kısa, tartışsa, topalan kısa, ulara mı hak mı ki? Biz katılık kılıyapız mı ki? Bu öyle mi? Yok. Ular haktan uzak. Ularda cenceli hemen haktan uzak. Hakka düşman ular. Bu halif. Bu bir de manası. İkincisi uzak cencel diyeni, köp çözüle diyeni. Bu cencel bitmeydi. Bunun için ayetini yaptı. Ey müminler! Allah'a ve onun Resulü'ne iman getirgenler. Sizler kafirlerinin cencelden tahsillenmeyeler. Şunu bilip koyular ki, kimi ki sizlerden kitap doğrusu da ihtilaf kısa, şeriat doğrusu da ihtilaf kısa, onlar uzak cencelde bulabilirler. Bir külü nesemez. Aldığından bir valiler ki, tenyel buluyorlar. Buyur şuna kadar. Sizler Kur'an-ı Hadis'te örgü nefsiler mi? Dediler ki, bütün hakka karşı çıkan insanlar uzak cencelde bulurlar. Ulanam kayıtmaydı Allah uladığı hidayet kımese. Sizem kayıtmazlığınız gerek. Kayıtmayın değil mi ya kayıtasınız? Ular batıl yoldan kayıtmazsa siz hak yoldan kayıt götürürsünüz. Allah Teala ağahlandırıp koyuyor. Ular uzak cencelde bulurlar. Cencel kılışı oradı. Mena Yahud Nasrallah'da karın, 14 asır oturttu, cancel kılıp geliyordu ki biz bilen. İslam'la cancel kılıp geliyordu ki, 14 asır oturttu ya. 1400 yıl oturttu gitti. Şunlaya hem tohtaş geliyor yoktu. Bunlar hakka karşı şüncelik küresse, batılı şünce himaya kısa, biz neden ki hakkı himaya kımaz dediğimiz gerek. Kin içimizde bana 1000 yıllar şey buldu, yani 1200 yıl oldu sen buluradı.
bidiyet taifeler çıktı. Rıvajlarının hatta büzülüye halatları. Bu mesela o şey birinci asırdan başlayan dastı da yok. Sahabaları zamanı ahırdan başlayan havariciler, şiyeler, mutezileler. Bu bidiyet taifeler ya bana Kur'an hakkında bizimle ihtilaf kılışı yaptı. Buradan uzak cancanda. Şunun için ulamana dedi ki bidiyetçini Allah-u Teala tavbasını kabul kımaydı. Tavbası kabul bulmadığını bidiyette devam eti uğradı. Şunun için biz hakka kaçlıyımız gerek. Kur'an hadisiyle. Kitapke muhalifat kıyan kişiler, kitapke ihtilaf kıyan kişiler uzak cancanda kalırlardı. Bidiyetten mahrum bu kalışanlar. Mu'minler tayyar bulsun bu nesilge. Tayyar buluyorlar. Sizler de çıkarttığı yönleri şimdi mesuliyetli yok. Hemme taraflama tayyar buluyorlar. Hakka düşman bu yerler. Selamünaleyh dedi ki Vahabiler de nihayette mükemmel şekilde terbiye kılar dedi ki dedim Kur'an etiyordu da tayyar buluyorlar dedi. De. Her taraflama tayyar buluyorlar. Mükemmel buluyorlar. Her kanakası yakınlaşsa cevabını verirler olardı. Hiç kay sahalarda ular da karşısında aciz kalmıyorlar. İlimde bütün türleri de. İktisadi taraflarda hem. Cismani güç kuvvet tarafından hem. Hemen taraflama mükemmel buluyorlar. Tayyar buluyorlar. Yol nihayette mesuliyetli. Bir de mühim, nazik ve nihayette bereketli yol. 177. ayet. لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يخشلك فقط كنا يزلريز مشرق طرفية يكي مغرب طرفية برشلي يمس ولكن يخشلك Allohga, oxirgi kunga, farishtalarga, kitobga va payg'ambarlarga iymon keltirgan kishidir. Va molni ala hubbihi uning muhabbatiga binoan molni keltirgan kishidir. Zavil qurba qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga va yo'l o'g'liga ibn Sabil musofir yolcu İbn-i Sabil yol oğlu değil yaptı. Bizde yolcu değil adı. Ve sailin ve sonra yolcularga. Ve fir rikabi ve boyunlarga. Ve namazını kaim kıyan kişi ve zekatını kildirgen kişi. Ve ahd vergenleri de ahdlerige vefa kılucular. Ve kembegallik ve kesellik. Qiyin holatlarda sabr qiluvchilar. Va haynal ba'si jang vaqtida sabr qiluvchilar. O'shalar to'g'ri gapirgan kishilardir va o'shalar ular taqvoli kishilardir. Ular muttaqinlardir. Suyuti aytibdilar. Laysal birru an tuwallu wujuhakum fi salati qibala al-mashriqi wal-maghrib. Yaxshilik namozda qiblaga yuzlaringizni mashriq tarafiga yoki mag'rib tarafiga yuzlantirish xolos emas. Nazala raddan ala al-yahudi va an-nasara. Bu oyat yahudi va nasoniylarga rad qilib nozil bo'ldi. Haysu za'mu zalik. Ular shu yaxshilik deb o'ylashdi. Ya'ni yaxshilik haq nima desa, nasoniylarga mashriqqa qarab namoz o'qish. Yahudiler ki mağrib ki kadar namaz okuşluyor işte. Velakinnel birra eyzel birri. Lakin yaşlılık, yani yaşlılık egesi diye manada. Ve kurye bi fethil bâh eyel bârra.
ve berdir bu kıldı. Ber, yaşlı kılıcı biraz. Şimdi bu tavidi ne için kıl yaptı? وَلَكِنَّا بِرَّ yaşlık iman kıldırken kişiydi siz. Bunda doğru kimi kıl yaptı? Biri zat bul yaptı, biri fiil bul kıl yaptı. Yaşlık bir fiildir. Hadestir. Aras. Men ise zattır. Aslında siz Zeyd yaşlıktır diyor muyuz? Zeyd yaşlık ilgisi dur dişidir. Şunun için zelbirri diyor. Yaşlı ilgisi iman getirgen kişidir diyor. Bazıları şu birden aldın muzaftı mukadder kıladı. Bazıları ise menden aldın mukadder kılışadı. Velakimler birra birru men dedi bazıları. Lekin yaşlılık iman getirdiğin adamın yaşlılığıdır. Diyendir Allah. Eğer berdi bu kısız, velakinnel berradı siz, onda yaşlı kılıcı Allah ki iman getirgendir buladı. Onda başka takdirge, mukadder kelimege hacet yok. Kullas, mahsat şu yaşlı kılıcılar. Men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi el kutub, ey el kutub. Allah'a, ahiret günüge, feriştelerge, kitabge, yeni kitablarge, ve nebiyin ve peygamberlerge işengen iman getirgen kişidir. Ve aten mâle alâ, ma'a hubbihi, lehu, manlı yaş görüp durup, manlı birgen kişi. Zevil kurba kardeşlerge, eğer karabe, ve yetame yetimlerge, ve mesekini miskin fakirlerge, yoksullerge. Ve abne sebil, ve el-musafir, musafirge. Ve sailin et-talibin, talep kılıçlarge, sura yurçı, filancilerge, filegenlerge. Ve fi fekir rikabi ve boyunlarını azat kılıçlikte. Boyunlarını azat kılıçlikte, yani kul azat kılıçlik. El-mukatabi, el-mukatab kullarını azat kılıçlik. Ve esra ve esirlerini azat kılıçlik. İki de muhim tefsir. Kulu azat kılıçlığı ve esirini azat kılıçlığı. Ve kâme salâte ve ette zekâte. Namazı kayın kıyken ve zekâtı bildirirken. El mefrûdat yani farz bugün zekâtı. Ve me kablehu fi tetavvî. Demek aldıngısı nefil doğrusu deyken. Yani âten mâle alâ hubbihidir. Kirdik o. Demek bu nefil doğrusu deyken. Ve almufûne bi ahdihim izâ ahadullâhe evin nâsâ. Allah'a ki insanlar yahd birgenleri de ahdları ge vefa kılıçlar. Ve sabirin nusib alel medhi sabirin mensub bulu yaptı. Yani mufun merfu idi. Ve sabirin mensub bulu. Demek medhke göre. Yani emdahu sabirin. Sabir kılıçlarını mehdi mehdi gen manası var. Fil be'sayi şiddetil fakri. Be'sevun digeni katlık kembeğalli. Ve darra'i el maradu. Zararlar degenisi kesenliktir. Ve hinnel be'si vakta şiddetil qitali fi sebilillahi. Be'sun degeni Allah yoldaki cengin hattı vakti. Ceng degeni. Kuvvet degeni. Kuvvet vaktidir. Ceng vaktidir. Ulaykel mevsufuna bime zukire zikir kılınken nesrel mesferden ölçü bu insanlar ellezine sadaku fi imanihim imanları da sadık bugün doğru yapılacak kişilerdir. Av iddia el birri peki yaşlılığını dava kılıçlığı dergi davası da doğru yapılacak insanlardır. Ve ulayke humul muttequn Allah'a ve şeler Allah'a takva kılıcı kişilerdir. Yani bu ayette yaşlılık doğrusu da yapılacak Allah'a taba. Yaşlılık doğrusu da haber veriyor. Nazır buluşluğu sebebi doğrusu da müfessirler etedi ki Yahud nasrani'larda rad kılıp nazil buldu. Yani yine kıbleye tegişliyim mesela. Kıblenin meselesi mühim olduğu için Allah-u Teala köp müzakere kıldı. Hazır ki Müslümanlar yani yaşlı giden, tuğulgenden beri körgenlik için onlara bilinmeydi kıblenin meselesi. Ama o şey vakitte cüdekette fitneler buldu. Yukarıda okuyanımızdaki. Şunun için Allah-u Teala İnsanların muhtaç değilini bilip bu ayetleri nazil kıldı. Şimdi size aklınıza bir soru geldi ki Kur'an'da biz
bütün zamanlarına cevap verilen kitabını bilemez. Sahabelerin zamanı da o şarakta insanlar mümkünün ihtiyacı bu yöne geldi. Bizi zamanda ihtiyacı yok ki o değişiz mümkün. Biz de temiz ki var ihtiyaç. İhtiyaç var. Biz aynı zamanımızda aynı şu kıblaya haslanıp fitne bulmayıp diyor. Peki gelecekte buladı şu fitne. Görürsünler abi. Bizi zamanımızda başka taraflardan gelişiyoruz. Başta şey yaptı yani. Şu fitneye teriyenlikler buluyoruz. Mesela racim inkar kılındı. Racim yok İslam'da. Yani sahabelerin zamanını ahırda, tabiinlerin zamanı da racim inkar kılınlardı yakında ise hayran bulardılar. Kendi racim inkar kılınca. Gözümüzden kül bitti, racim bulduk. Sahabeler racim kılardı. Kendi inkar kılardı. Ama bana inkar kıldı yaptı. İşantılar da yapsın. Ya ki hazır bizim zamanda İslam'da kul kesi yok diyen adam çıkıyor. Benim. Ayetler var. Lakin işengenler topluyor ki çünkü. Hicab din kalkıyanlarda işengenler, tasdik diyenler çıkıyor diyor. Demek biz kançanı ilimden uzaklaşırsak kafirler kavlaştırıp bana bunu mühim meselelerde çıkarıp da haklı yaşırıp itirazlarda gösteriyorlar. Gelecekte azır bizim zamanımızda bunu yaptırırken ben gelecekte kafirler bu meseleyi şunu da götürdü ki ey Müslümanlar, Kabe'nin kıble diyorsunlar ama Muhammed Aleyhisselam Mekke'de Beytül Mukaddes'e kadar namazı kurudu. Medine'ye ki kendinden ki inan Beytül Mukaddes'e kadar namazı kurudu. Kim bir tane Kabe göz gerek getip kaldı. Onun bir delili yok. İse Müslümanlar şu halatı olsa işanıp kalışıyorlar. İyi. Bana bizi delillerimizdir ki delillerdeki yıldırır. Bunlar Kabe'ye bürünüyor vaktinde çünkü itirazlar buldu, karşılıklar buldu. Ki oşa murtad bürgen, adın sahabeyi oşa bürgen, deki murtad bürgen kişiler de gösterdi, bana bu kişiler hatta karşı çıktı bu narsaya. Kısa cahil Müslüman işenip kötü oradı ki. Beyt-i Mukaddes kıblamız buluş gereken de. Benim bugünden kendi Beyt-i Mukaddes'e yakalandı bu zuhiyman. Duvarı oradı. Görüyor musunuz? İşte yapıyoruz buna kadısalarla. Allah Teala evvel kıble meselesini mehkem kılıyordu, müstehkem. Tekşiler tekrar yapıyor yaptı ve şunge başkalarda kıyaslı olmuyor. Kur'an'a hadiste sabit bulgenlerse şunge bir müstehkemdir. Bunu hiç kimimiz getirmez. Kıblenin meselesinde nahat ki Müslümanlar özürlük geçse ya, nahat ki şu meselede hata geçse ya, hayran bu siz, başka meselede şunge bulacak. Muhatta mahkem buluşuyoruz gerek. Yahud Nasraniler de rahat kılıyordu Allah Teala. Nasraniler meşrikke kadar namaz okuyordu. Kıyas çıkardı yan tarafta. Yahudiler ise Medine'deki Yahudiler Beytül Mukaddes'e kadar okuyordu. Mağribke doğru kılardı. Kıyas batırdı yan tarafta. Şunun için Allah'a deyordu ki yüzlerizi meşrikke ya ki mağribke buluşlarız. Şunu uzu yine yaşlıkmaz. Yani ozu yine de yapıyoruz. Buna geldi. Çünkü ozu yakşılık. Yani kıbler meselesi yakşılık. Aslında biz Kabe'ye yakın anlamda okuşluğumuz farz. Bir yakşamal bu farz kadar yakın bir yakşamal bulmasın ki. Lakin şunu ozu yine yakşılıkmaz. Fakat yine şunu itibar yiyorsanız, başkasını itibar yiyemezseniz o batıl. Nasıl anlarsınlar? Biz başlık yakın anlamda okuyumuz değilsinler. Yahudiler mağrib yakın anlamda okuyumuz değilsinler. Peki iman yok ki sularda. Ayıpları şu derecede köp ki sana bitiremeyiz. Size fakat yine şu meşrikke, mağribke, kayregenlerinden Allah'ta dostluk kaldılar izinler. Size hakuk kaldılar izinler. Yaşlılık imandır ve salih amendir. Fakat yine bunu yaşlılıkmez. De bunlar da batıllı gidip çiftçiliği yaptılar. Mumunlarına Allah'ta da delil gösterdi yaptı. Size hak yoldasına mahkem bulunlardı. Ve yine insan kıble yüzden gelirler, imanı bu mesela amel-i habbeti kendine manum buluyordu. Leyn eşrakta leyhbetan amelü. Şirk girdisi amel-i habbeti bulur diye Allah Teala. Bu ayette de aldığında ayetlerine münasebetti. Birincisi bana kıbleye teşhis dedik. Kıble meselesini yine tekrarlar yapındı.
O'zidan keyingi oyatlarga nisbatan esa haligi haqni yashirishlikni yomonligi aytilindi-ku. Endi mo'min kishi aytishlik kerakki, bu juda yomon ekan. Ya Rabbi bizga yaxshilikni ko'rsatgin. Yaxshi yo'lni ko'rsatgin, biz tavba qildik. Haqni yashirishdan tavba qildik. Bundan keyin haqni yashirmaymiz. Nima qilaylik? Nima qilsa yaxshi inson bo'lamiz? Nima qilsa yaxshi amal qilgan bo'lamiz? Shu vaqtgacha yomon amal qilib qizagan. Senga dushman bo'lib qizagan, haqni yashirib qizagan desiz, Alloh taolo aytayaptiki, yaxshilik mana budir. O'tgan oyatlarga aloqasi yo'q. Yaxshilik mana bu. Buni mahkam ushlanglar. Hattoki ba'zi hadislarda bor, Abu Zar kelib Rasulullohdan so'radi. Mal iymon bu. Iymon nima dedi? Payg'ambarimiz alayhissalom shu oyatni o'qidilar. Abu Zar yana so'radi, ya Rasululloh, iymon nima dedi? Payg'ambarimiz yana shu oyatni o'qidilar. Abu Zar yana kelib so'radi, ya Rasululloh, iymon nima dedi? Payg'ambarimiz yana shu oyatni o'qidilar. Qarang, iymon haqiqiy mu'min, haqiqiy muslim mana shu oyatga amal qilgan kishidir. Mana shu oyat sizni haqiqiy iymonga, haqiqiy islomga olib boradi. Haqiqiy haq yo'ldasiz. Shu oyatga amal qilsiz. Qarang, yani, iymonning tarixi bo'lyapti bu oyat. Shuning uchun ulamolar aqida kitoblarida iymonni tarixiga shu oyatni keltirishadi. Shularni qilgan odam haqiqiy mu'mindir. Keyin Abu Zarda zamonida bir tabi'iy kelib Abu Zardan so'radi, iymon nima dedi. Abu Zar shuni aytdi. U yana so'radi, yana shuni aytdi. Aytdiki, men ham senga o'xshab Rasulullohdan so'raganim, iymon nima deydim, shuni aytdi. Men rozi bo'lmadim, yana so'radim, yana shuni aytdilar. Uch marta aytganlardan keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, yaxshi amal qilganingda qalbing xursand bo'lsa, yomon amal qilganingda qalbing xafa bo'lsa, shu iymon bo'ladilar. Endi u gap bu oyatning xulosasi bo'lyapti. Tushundingizmi? O'z oyatda bor, yetarli. Walakinnal birra man amana billahi, lekin yaxshilik Allohga iymon keltirgan kishidir. Buni yuqorida aytdik, Suyutini tafsirida ikkita taqdir bor. Biri walakinna zal birri yoki sohibal birri. Yuqorida aytsa ham shunday bo'ladi. Ya'ni yaxshilik qiluvchi odam Allohga iymon keltirgan kishidir bo'ladi. Yoki bo'lsam birni barr o'qiysiz, lekin yaxshilik qiluvchi quyidagi amallarni qilgan odamdir. Yoki bo'lmasam bir o'zingiz qolaveradi-yu, manga muzof keltirasiz. Walakinna birra birru man amana billah. Lekin yaxshilik Allohga iymon keltirgan kishining yaxshiligidir. Bir yaxshi amal. Allohga iymon keltirgan. Allohga iymon masalasi aqida kitoblarida o'qiganlarizdek, Allohning zoti, sifati, ismlari, fe'llari to'g'risida Qur'on hadis qanday talab qilgan bo'lsa, shunday iymon keltirishlik. Va tavhidning butun turlarini mukammal holatda haqqini ado qilishlik. Allohga qattiq itoat qilishlik va faqatgina Allohga ibodat qilishlik. Bu Allohga iymondir. Val yomil axir, oxirgi kunga iymon keltirishlik, oxirat kuniga. Oxirgi kun deyilyapti, chunki oxirat kuni dunyodan keyin kelyapti. Dunyo bitiyapti, oxirgi kun bo'lyapti. Oxiratda bo'ladigan narsalar qabrdan boshlanadi, chunki qabr oxirat hayotining birinchi manzilidir. Birinchi manzil qabr hayoti. Shu yerdan boshlanyapti oxirat hayoti. Shunga ishonishlikdir. Qabr holatlariga ishonishlik. Keyin qabrdan tirilib chiqishlikka ishonishlik, mahsharga to'planishlikka ishonishlik, hisob-kitob bo'lishiga iymon keltirishlik, shafoatga iymon keltirishlik, sirot ko'prigidan o'tishlikka iymon keltirishlik, taroziga amallarni qo'yilishligiga iymon keltirishlik, jannat va jahannamga iymon keltirishlik, jannat ichidagi holatlarga iymon keltirish, jahannam ichidagi holatlarga iymon keltirishlik. Oxirat kuniga deganda shular hammasi kirib ketaveradi. Val malaikati farishtalarga iymon. Farishtalar Allohning bandalari, qullaridir, maxluqdir, ojizdir. Allohga nisbatan albatta Allohning qarshisida, lekin nurdan yaratilgan. Ularda shahvoniy sifatlar yo'q, erkak xotinning sifati yo'q, ular yemaydi, ichmaydi, uylanmaydi va charchamaydi, uxlamaydi. Uxlamaydi ular.
hiç çerçeşmeydi. Daim ibadette, daim zikirde, Allah'ın buyruğundan teşkariye çıkmaydı. Özlerce birer işlerdi kımaydılar. Perişteler Allah'a katkı itaattadır. Günah kımaygen, kımaydiyen. Perişteler imanı hemesine şirakir olaydı. Var kitabı kitabı iman, bütün kitaplar, Allah tarafından ki yani bütün kitaplara iman getirişlik. Hemesi haktır ve bizi desturumuzdur. Bizi kanunumuz. Biz fakat yine şu kitapta binanın yaşayışlığımız gerek. Bizi kanunumuz, kaidemiz, hükümlerimiz fakat yine şu buluşmak gerek. Ve nebiyin, şimdi peygamberler. Peygamberler iman, peygamberler insandır. Bunlara mehluk, Allah'ın bendeleri, kulları. Bunlara aciz, zayıf. Bunlar fakat yine davet kıyanı geldiler. Bunlar insanlarda kutkar uçumaz. İnsanlarda cennet, cehennemde kuyu uçumaz. Bunlar insanlarda hiç kesi mahlukta zarar fayda verilmiyordu. Zarar fayda hemen Allah'ın kuludu. Lekin peygamberler de Allah-u Teala sakladı, onlar günah kımıyordu. Kımadılar. Allah-u Teala onları kette ve küçük günahlardan sakladı. Ve küçük hatalarını geçirdi. Peygamberler insan, lekin en mükemmel insanlardan, en güzel insanlardan. Bizi rehberlerimiz, bize namuna örnek buladığın kişi fakat yine peygamberlerdir. Biz başka artistler, koşuçlar, futbolçular, ya ki fasıklar, padişahlar, ya ergeçliğimiz, ulada havas kılıçlığımız caizmez. Ya küfür, ya fisktir. Biz her kendi halette peygamberlerine ergeçliğimiz, ulada yokçaçlık hareket kılıçlığımız gerek. Yani bu iman meselesiydi benim. Evvela iman geldi. Demek iman meselesi, itikad, tevhid meselelerini şükür buluşturduğumuz gerek. Şunun için Allah-u Teala yakşılı diyende evvel itikadi meseleler dikildirdi. İkincisi, وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Şimdi amel güttü Allah-u Teala. Salih amel. Sağlam, müstehkem, tınık, güzel akideden keyin güzel amel güttü. Malını karındaşlarına, yetimlerine, miskinlerine ve kuyudakilerine kildirgen adam. Mal veriştik. Kiyin zekat kiyenlik için bu yılda maksat demek ki nefli ibadetler eken, nefli sadaka ihsanlar. Farzmez bu. Eğer bir an farz bulsa yukarıda yine farz gelir, tekrar bu kalır. Bir an farz bulsa da kuyuda yine bu ayette zekata bulup, bir an farz tekrar lazım bu kalır. Tekrar durusmaz, kabihtir. Şunun için bundan maksat nefli sadaka ihsanlardır. Şimdi ala hubbihi diganimizde hu zamir qayerga qaytyapti. Ba'zilar aytadiki Allohga qaytyapti deydi. Molni kemtirdi, Allohni yaxshi ko'rib. Ya'ni Allohni yaxshi ko'rgan holatda, Alloh rizosi uchun, Allohning muhabbatidan, Allohni yaxshi ko'rib, Robbim meni shu ishlarga buyurdimi? Robbimga butun imkoniyatim, mol-u davlatim, jonim fido bo'lsin, deydi. Qarayam qanchalik güzel bir holat daraja. Allohni yaxshi ko'rgan holatda molimizni infoq qilishligimiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, bu zamir molga qaytyapti. Ala hubbil mal. Molni yaxshi ko'rib turib molni beradigan kishilar. Molni yaxshi ko'radi, lekin beradi shu kishilarga. Bu nima degani? Molga muhtoj o'zi. Ehtiyoji bor. Lekin Allah buyurganda bir yordam beradi. Bizi zamandaki Müslümanlarga Allah yolunda infak kılıyorlar. Din hizmetlerine yardımcı buluyorlar deseyiz. Ne dedi? Azı biz kembeğarımız, pülümüz az. Bay bu şey kim biremiz dedi. Bizi bazı dostlarımız hazırlaşadı. Medreseye, talebelerine ya ki başka misafirlerine, yardımcı davetli yanımızda şunu dediğinlerine bizi dostlar dedi ki, sen hazır, 1 dolarda birgin kime yaptı, 10 dolarda birgin kime yaptı. Dedi ki, bayi bu sen 100 dolarda veresen mi sen? Vermiyorsan, 1 dolarda vermek adam 100 dolar diyen vermeydi. Şunun için siz hazır 1 dolarda verin ki, dedi ki 100 dolarda, 1000 dolar diyen hatırcan verin. Ve Kur'an'da zikir kılıngan insanlardan dolayı.
Yok değil mi sahabeler? Yok olsa hurma kötarıp gelişerdi. Eski libasını kötarıp gelişerdi. Hiç nese toparlarsa biz hizmet kılalım derdi. Malda yaşı görüp durup, bana bu senelgen sınıflarla verişlik, budur yaşlık. Bana şu insan yaşlı insan. Öz muhtaçsız. Özde gerek. Lakin Allah diyor ki sertleyersiz. Kimlerge? Karındaşlarge. Karındaşlardan başladı Allah Teala. Demek infak, evvel özümüzden başlanışlık gerek. Peygamberimiz Aleyhisselam etendiriz. Sadakanı evvel özüm yakın. Evvel özümüz yaşlık kılamız. Ama daimmez. Veya bizge ak getirir. Evvel özüm yakın yaptan bitmeyipti özümü hacetlerim. Bitmeydi. Yüz ile senin bitmeydi senin hacetlerin. Bilemiz onu. Bir kısmını o zinge işletken, bir kısmını Allah diyor ki işletsin. Hadi bu zinge kıl olasan mı? O zinge ki yakınlarından başlayıp git olasan. Ferzandların, katının, atanın, eke ülkelerin ve başka karındaşlar. Yakından uzakta kalıp git olasın. İslam etkendi ki, karındaşlarına kılıngan infak sadakanın ilk de sahabı var. Bir sadakanın sahabı, ikinci sile-i rahim. Yani, lekin bizim müllelerimiz insanlarda uzaklaştırı vardı. Ayrıca ki karındaşlarına vermeyinler. Yaşamaz. Yetimlerine vermeyinler. Yaşamaz. Etedi, ne dedi? Yetimden nankör bular, yetimlerine düşman bular. Vermeyinler bular. Talebelerine vermeyinler, amel kılışmayın. Beyvelerine vermeyinler falan. Ünge vermeyinler. Şunu da yerine verirler ki dedim millerler. Hiç dünyavi bir ümit bulmasın dedi. Bu bizi şöntekimiz dedi. Bizi verseleriz bizden hiç kendi dünyavi ümit yok. Şunu da yerine verirler ki sahabı kette bulsun dedi. Ama başta karındaşlarına, insanına verip görsün, şunu yakışlayın, ümit koyuşayım mümkün. Cümle amanın halis bu mükalladı. Bizi çocuktaki düşken arasında kayıt çıkmaydı. Biz alıştı bilemiz halas, verişti genese. Yok biz de şunun için halis Allah için kıyam bulasak. Dip uzları yürü geçti. Hazırlığı Müslümanlarına eğer seni ekeyin, kembeğal bulsa, zekat verseyin bul uğraksız hayran kalırız. Bu ne dedi? Bu ne dedi siz? Vastan mı dedi? Mühim mesele, ekin bilmiyor kalışken. Emminge, halinge, tağinge, emekinge, birisinin buladı zekatlı, siz hayran kaladı. Yok yani. Buluradı, kaydengi sahabı köp bunu. Ama hemen onlara verdi gelmez anlattı. Onlara verdi, başkalarına verdi. Karındaşlarına birisiz iki de sahab buladı. Valiyeteme, yetimlerine karışlık. Yetimlerde bilesiler, yaşlı giden, dedesi ölüp gitken, oğul kızlar, balagatki yetişten aldın. Eğer ata-anası ölüp gitken bu sebeple yetimler deyildi. Onlar yaşlılık kılıçlık gerek. Yukarıda kendi yetimler yaşlılık kılıçlık. Onlar deyen sahabı köp, Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler, yetimge kefil bulan kişilerden biz dünyada şundayımızdır. Kürsettik, barmağıblar, orta barmağıda kürsettiler. Yetimler yaşlılıksız, Peygamberimizin yakın bulasız. Dereciz belen buladı. Karındaşlardan ki yine bana yetimler geldi. Ki miskinler, hiç nesası bulmayan, fakir fukaraları yakışılık kırışlık, onlara mal verişlik, az vakit bulsun, kim geçer bulsun, ne bulsun bulsun. Hadislerde keledi, miskinlerde hizmeti de bulan, bey ve beçaralarının hizmeti de bulan adam, Allah diyor da cihat kılıyıp durgen dedik. Keçeler ruhlamasından namaz okup, kümzüler ruhla tutup, çerçemesinden cihat kılıyıp durgen de sağol verirler. Miskinlerine, fakirlerine, beyvelerine hizmet kısız. Vabda sabil yol oğlu, yolcu yani. Özbekçe'de yolcu deyiler, musafir, sefer kıyan adam. Şüler gel. Çünkü o adam begene yüklerdi, hiç kim tanımaydı onu. Uzunun mülkü, mağlu devleti buluşu mümkün vatanı da. Ama az begene yüklerde hiç nesası yok. Uzunun vatanda bay bu seyir, münge zakat birisi buluradı. Münge yaşlı kılın musafirleri, ya Allah rızası için. Vesailin sorab geldi sizden, yağdan sorab geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam ederler ki,
Bu adam at mingen halette senden eğer yardım sorarsa yardım verdiler. Etmiyor ki at minip durup sanki. Benim atım yok, benim eşeğim var. Eşeğim hem yok. Ha ne kılın benden sorarsan değil mi? Polisden ki gelirse yardım verin. Ve ambessâ ile felâten her. Allah diye sura gücünü cirkime girdi yaptı. Sura gücünün manası ken ama bir de köpürak tilenciler. Size yardım sonra geldi. Size mal sonra geldi, pül sonra geldi, şirak geldi. Ve fir rikab, boyunlardan mahsad, kullarını azat kılıçlık. Yani İslam kul azat kılıçlık gibi bir yer, tergib bir yer. Kafirler etkendik, İslam kullarlık tüzümüne taraf vermez. İnsanlar da kul kılıç, harlaşlık taraf vermez. Belki kullarda azat kılıçlık ya. İnsanlar da azat kılıçlık ya taraf ver. İkinci tafsir asirler. Kafirlerde kuluya çıkmayan asirlerde çıkarışlık. Şunları gibi pul sarıklar. Yüce kette sahipleri var. Yani insanlar gibi bugün yaşlılıklar. Şimdi akamet sanatı namazlı kayın kılıçlık meselesi geliyor. Allah Teala imandan ki ahlak meselesini geldirdi. Şimdi ibadet meselesi geldi. Yani namaz, ibadet, farz, namazlı okuyanlar. Zekatını bergenler. İbn-i Kesir etediler. Ate zekaten iki temanası var. Kad eflehe men zekkehe. Nefsini paklayan adam hakikaten necat kaptı diye ayetten gelip çıkıp zekatını getirgen diyen uzunu paklayan. Akidesini, amelini, ahlakını, hayatını tüzetken adam diye manası var. Lekin zahırda körülüp durgen, meşhur tefsiri bilgen zekatımız, zekatını vermek. Malının kırıdan birini vermek. Zahır şu bana namazda aldı ki yaptı, farz bugün namazda aldı. Lekin nereki tefsir diye ihtimali var. Zekatlı verişlik gerek. Şu ayette malum böyle yaptı ki, yukarıda gelince mal verişlik nefli yani, nefli. Nefli ihsan sadakalarının ehemmiyeti görünüyor. Yani farzdan aldığın zikir kıldı Allah Teala. وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Ahd bergenlerde ahdiye vefa kuruçiler, ahdide turuçiler. Söz verdiğimi bir anla sana va'da kıldığımı şunu da türediler. Allah'a bergen sözlerde hem turuşadı. Yani Allah'a şirk ettirmedi hiç kendi halette. Başı yıkılıç kese hem şirk ettirmedi. Hiç kendi hükümetler, padişahları sebebinden Allah'a şirk ettirmeydi. Tevhidde yaşaydılar. Ve yine Allah'a ahd verişken fakat yine şeriatke muvafık yaşayımızdır. Şu ahdlerde hem duruşardı. Ahdını bozmaydı. Yukarıda ahd meselesi geldi. Allah-u Teala'ya verilen bütün ahdlerde duranlar. İkinci tarafı insanlara verilen ahdları. Yani mahlukka verilen. Ortalarda birbirine ahd vergen olsa ahdlarına vefaklarlar. Ahdını büzmüyordu. Ahdını büzüştük münafıklarının alameti. Ayetul münafiki selasun. Münafıkın alameti üçtedir. Diyende Peygamberimiz Aleyhisselam şunlardan bir tanesi ahdiye hılaf kılıçlik. Ahdide türmeslik. Sözüde türüşlük gerek, vadeste türüşlük gerek. Bu yaşlıktır, bu imandır bu. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ Üçte halette sabır kılıçlar. Birincisi kendağınlık. Katlı bir kendağınsız. Hiç derse yok. Bazen katlı aç kalıyoruz. Bazen hiç kendini pül toparlayız. Ama sabır kılıyor. Allah mahtayat kılıyor. Ozu mahtav yerde keliyordu. Mahtav yerde yine has mahtayat. وَالصَّابِر۪ينَ diye. Mansup keliyordu. Demek ki emdahu diyen fiil var. وَاَنْدَحُ الصَّابِر۪ينَ Şu ameller özü bir yaşlılık. Şu amellerde kıyım adam necet topladı. Khususen üçte halette sabır kıyımlar derecesi yani en belad. Kattır yokçuluklarda. وَالضَّرَّا Zararlı halette. Kesel bulduyuz. Ya musibet geldi. Fitne buldu. Ağır haletlerde sabır kıyım. وَحِنَّ الْبَأْسِ وَالْجَنْيِ وَحْتَدَ Cennden kaçıp gitme geldi. İndi Allah-u Teala bunların mükafatını ediyordu. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا O şeyler doğru yapırken kişilerdir. Biz imanımız var, biz Allah kişilerimiz diyen gibi de hak. Bugün sağdı, bugün kişiler şeyler. Biz Allah'ta dini gemer kılıyıp biz diyen gibi de sağdı, bugün kişiler şeyler.
Biz Allah'ı yaxşı görəmiz degen gəpidə sadıq bolğanlar şular. Biz haqqımız degen sözüdə sadıq bolğan kişilər şulardır. Demek siz sadıqlardan bolaman desiz, mana şularga amal qilin. Va ulayka humul muttaqun va oşalar ular taqvodorlardır deyat Alloh taolo. Allah'tan korkadigan kişiler şulardır deyat. Demek taqvodor bolaman desiz, mana şu sifatlarga ega bo'ling. Alloh taolo xabar beryapti. Ulayka humul muhtadun deyat. Va ta'kidlab xabar beryapti. O'shalar ulardir deyat. Hum deyat. Alin ta'kidlab xabar beryapti bular taqvodorlardir va sodiqlardir. Demak shu amallarni mahkam ushlashligimiz kerak. Mahkam ushlaylik, boshqalarga ham da'vat qilaylik. Va haqiqiy taqvodorlar va sodiqlarni ko'payishiga sababchi bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo bütün mu'minlarga bu fazilatni nasib qilsin.